Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Batı Şeria'da büyük bir direniş hakim. Türkiye'ye siz her zaman bizim yanımızda oldunuz ifadeleri geldi, savaşımızı sizin desteğiyle veriyoruz dedi. Değerli izleyenler, Feyzi El Cüneydi, Batı Şeria'da büyük bir direniş var dedi. Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Feyzi El Cüneydi, yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bizler Türkiye'den aldığımız güçle İsrail'i vuruyoruz, her zaman yanımızdasınız" ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, Filistinli Feyzi El Cüneydi, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında gözleri bağlanarak 20 kişiyi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı. Filistin direnişinin sembol ismi haline gelen Cüneydi'nin görüntülerinin basına yansımasının ardından uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gelmişti. 20'ye aşkın İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanınan ve Filistin direnişinin sembol ismi haline gelen Feyzi El Cüneydi, Haber 7 Özel Haberler Biriminden Bekir Sıtkı Şirin'e açıklamalarda bulundu. Mavi Marmara katliamını anma etkinlikleri kapsamında İstanbul'a gelen Cüneydi, Haber 7'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye gelişte çok zorluklar yaşadığını kaydeden Filistinli genç, kendisini sorguya çektiklerini ve Türkiye'de yaşayan Filistinli birkaç ismi sorduklarını söyledi. Genel olarak Filistin'de çok zor bir yaşam geçirdiğini vurgulayan Cüneydi, kendisine yönelik sık sık sorgulamalarda bulunduğunu ve bölgede tanınması dolayısıyla İsrail askerlerinin kendisine ayrı bir düşmanlıkla yaklaştıklarını belirtti. Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelen Feyzi El Cüneydi, hali hazırda Filistin'de gerçekleştirilen direnişe dair de konuştu. Özellikle son süreçte Batı Şeria'da büyük bir direniş olduğunu söyleyen Cüneydi, Aslanlar Yuvası isimli oluşumun Batı Şeria bölgesinde önemli bir direniş yürüttüğünü dile getirdi. Cüneydi, İsrail Aslanlar Yuvası grubunu yok etmek için türlü çabalar sarf ettiğini de ifadelerine ekledi.